Herkese merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle beraber geometrinin soru bankasında karma testlerdeyiz. Test 2'deyiz arkadaşlar. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Bize verilen bir OAC eşkenar üçgeni birbirine eş 16 tane eşkenar üçgene ayrılmış arkadaşlar. A noktasının koordinatları 4'e 0, B noktasının koordinatları hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A'nın eğer apsisi 4 ise buradaki taban uzunluğumuz 4 birimdir. Bunlar da 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrılacak. Dolayısıyla her biri ne olur? 1 birim olur. Şimdi şuralarımız da 1, 1. B noktasından bir dikme inelim arkadaşlar. Burası 60. 90'ın baktığı ne oluyor arkadaşlar burada? Dikkat edin 2 birim. Burası 30'un baktığı, 60'ın baktığı kök 3 katı olacak. Yani kök 3 yazabiliriz. Dolayısıyla B noktası apsisi 1, ordinatı kaç oldu? Kök 3. 1 virgül kök 3. Doğru cevap E şıkkı. İkinci soruda arkadaşlar. İkinci soruda Y eşittir 2x sorusu var. Y eşittir 9 eksi x doğrumuz var arkadaşlar. Bize verilen bir ABCD dikdörtgeni var. Dikdörtgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk kullanacağımız burada y eşittir 2x doğrusunun eğimi. Bakın şuradaki üçgende eğimin kaç olması lazım? 2. O zaman karşı komşu oranı 2 çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar ben buraya 2k dersem burası ne olur? K olur. Bu doğrunun eğimi y eşittir 9 eksi x'in eğimi. X'in katsayısı olan nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Bu da bize neyi anlatır arkadaşlar? Demek ki şuradaki açımız 45 derece. Bu 45 ise 90'dan dolayı burası da ne olacak arkadaşlar? Otomatikmen 2K olur. Çünkü burada bir ikizkenar dik üçgen çıkar. Peki dikkat edelim. Y eşittir. 9 eksi x doğrusunda y gördüğümüz yere 0 yazarsak x 9 çıkar. Bakın bu da x eksenini kestiği noktanın 9 olduğu anlamına gelir. Burası 3K idi. Dolayısıyla K ne olur arkadaşlar? 3 olur. Bize sorulan neydi? Dikdörtgenin alanıydı. Orası 2K. Burası 6 oldu. Burası da 6 oldu. 6'nın karesinden 36 çıkar. Doğru cevap E şıkkı. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda bize verilen OABC karesi var arkadaşlar. ODBE'ye dik. ODAE'ye paralel. Ve DE'nin de BD'nin 3 katı olduğu bilgisi verilmiş. Bize sorulan buradaki D doğrusunun denklemi. Şimdi açıları önce bir yerleştirelim. Pardon, şuradan önce bir dikme inelim arkadaşlar. Şuraya teta, buraya alfa, buraya teta, buraya alfa. Burası da alfa olur, burası da teta olur ve şurası da alfa olur arkadaşlar. Şimdi şu kısma dikkat. Buradaki sarıya boyadığım bu A, E, B üçgeni arkadaşlar. Buradaki sarıya şu an boyadığım üçgenle benzer olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şuraya da bir isim verelim arkadaşlar. Ne diyelim oraya da? K dedim. Yani AOK üçgeni ile AEB üçgeni benzerdir. Alfa, teta. Fakat dikkat edin. Bu tarafta 90'ın baktığı kenarımız şurası. Bakın. BA. Öbür tarafta 90'ın baktığı kenar olan OA ile eşit. Dolayısıyla burada benzerlik oranı 1 oluyor. Bu üçgenler eş üçgenler oluyor arkadaşlar. O halde hemen geri dönelim sorumuza. Bu arada şuraya M kadar, şuraya da 3M diyelim. Bakın o ilişki verilmişti. Bakın şurada bir dikdörtgen çıktı. Dolayısıyla burası neyse arkadaşlar burası da aynı olur. Yani ben şuraya 3M diyebilirim. Tamam. Onu da yazdık. Üçgenlerin eş olduğunu söylemiştik. Yani OA kenarı neyse bakın burada BA kenarı aynı olduğu için eştir. Burada alfanın baktığı ne kadar arkadaşlar? Dikkat edin 4M. Burada da alfanın baktığı ne olur? 4M olur. Çünkü eş üçgenler.
4 eğimimizi yazdık. Şimdi ben D doğrusunun eğimine ihtiyacım var. Eğim D. O da nasıl bulunacak arkadaşlar? Karşı komşu 3 bölü ne olur arkadaşlar? 4 olur. Orijinden geçen D doğrusunun eğim denklemi y eşittir ax'tir. A burada eğimdir. Eğimi de bulduk. 3 bölü 4x. 4'ü karşıya atarsak 4y eşittir 3x olur arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı. 4'ün sorudayız. 4'ün soruda OABC ve ODF dikdörtgenleri birbirine eş olarak verilmiş. Buradaki D1 doğrusu 2x artı y eksi 4 eşittir 0 doğrusu olarak verilmiş arkadaşlar. D2 doğrusunun denklemi. Şimdi bize verilen 2x artı y eksi, pardon yanlış yazdım onu, 2y artı x eksi 4 eşittir 0 olarak verilmiş. Şimdi ben x'e 0 yazarsam y buradan kaç çıkar? 2 çıkar. Y'ye 0 yazarsam da x kaç çıkar? 4 çıkar arkadaşlar. Onları bir yazayım buraya. Ne yazacağım? Şurada bakın 2. Şu uzunluk da kaç çıkacak? 4. Bu arada o A uzunluğu 4 çıktı ama bu eş olduğu için OD de 2 çıkar. Çünkü dikdörtgenlerin birbirine eş olduğu söylenmiş. OA 4'tü. Dolayısıyla burası da 2 olur. OA 4. Demek ki OF de 4. Bakın burası da 4 olacak. Şimdi ben D2 doğrusunun eğimi için alfa, şuraya da alfa diyeceğim. D2 doğrusunun eğimi tanjant alfadır arkadaşlar. Tanjant alfa ise bakın şuradaki üçgenden rahatlıkla söyleyebilirim. Karşı komşudan ne olur? 2 çıkar. 4 bölü 2'den 2'dir. Peki geçtiği noktayı biliyor muyum? Tabii ki geçtiği nokta bakın A noktası. A noktası 4'e 0. O halde ben eğimi 2 olan 4'e 0'dan geçen doğru denklemini bulacağım. Y eksi 0 eşittir 2 çarpı x eksi 4. Buradan da y ne olur? 2x eksi 8. Doğru cevap D şıkkı. 5'in sorudayız arkadaşlar. 5'in soruda P noktasının D doğrusuna göre simetri istenmiş arkadaşlar. Şimdi şu P noktasının D doğrusuna göre simetri istendiği bilgisi eğer isteniyorsa bakın simetriyi aldığımız zaman buradaki D doğrusuyla simetri alındığımız noktaya da P üssü diyelim. Buradaki D doğrusunun eğimiyle buradaki P, P üssünün geçtiği doğrunun eğimleri çarpımı gençler ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Neden? Çünkü bu doğrular dik doğrulardır. O halde ben ilk olarak arkadaşlar D doğrusunun eğimine bakayım. Bakın D doğrusunun eğimini şuradan çıkartabilirim. Bakın şuradan. Şöyle baktığım zaman 4. Burası 2. Demek ki eğimimiz kaç olacak? 2. Arkadaşlar. Bu benim P, P üssünün de eğiminin eksi 1 bölü 2 olacağını söyler. Çünkü çarpımlar eksi 1 olacak. O halde ben P noktasının eğiminin 1 bölü 2 olacağını biliyorsam bakın rahatlıkla şu şekilde işaretleyebilirim. Neyi? Şu şekilde PP üssünün geçtiği hattı. Bakın şöyle devam etmek zorunda. Bu hattan devam etmek zorunda. Çünkü bakın 1'e 2 sola yatık. Eksi 1 belki olacak. Şimdi bu eğimin 1'e 2 olma durumuna devam ettiriyorum. Bakın şöyle. Geçeceği nokta yine bakın şöyle işaretledim. Dik olacak. Yine bu eğiminin 1'e 2 olma durumu devam edecek. Bakın. Şu şekilde bu. Bir adım daha devam ettirirsem sanki çıkacak gibi 1'e 2 eğim devam edecek. Bakın nereden geçti anlaşılıyor. P, P üssü doğrusunun D'den. Yani D'ye ben P üssü diyebilirim. Biz zaten simetri olan noktayı sormuştu. Doğru cevap ne olacak arkadaşlar? D. Altıncı soruda arkadaşlar. Altıncı soruda Osman'ın bulunduğu noktanın bakın burada orijin. Annemin bulunduğu noktanın n'ye 0 olarak vermiş. Cenk'in bulunduğu nokta eksi n'ye 0 vermiş. Onları şöyle bir yazalım arkadaşlar. Bakın burası, hatta şunu rengini çevireyim siyah. Şurası
neye kadar, burası da neye kadar olacak? Osman'ın bulunduğu nokta orijin olarak kabul ettik. Veli'nin bulunduğu noktayı da sıfıra M vermiş. Demek ki burası şu şekilde, bakın, Y ekseninin olduğu hat diyebiliriz. Tamam, şurası da ne kadar? M kadar. Şimdi bize burada bakın ne anlatmış. Ali'nin Cenk'e olan uzaklığı 50 metre, Veli'ye olan uzaklığı ise 65 metre. Şimdi bu değerleri hemen yazalım. Ali'nin Cenk'e uzaklığı ne kadar? 50 metre. O zaman bu n'ler kaç olacak? Her biri 25. 25. Veli'ye uzaklığı da 65. Yani şurada bakın özel üçgeni gördük değil mi arkadaşlar? 5, 12, 13 üçgeninin kaç katı? 5 katı. Dolayısıyla M değeri ne olacak? 12'nin 5 katı, yani 60 olacak. Bize sorduğu ne? Bize sorduğu, Veli Ali'ye yerden doğrusal bir şekilde giden bir top atmak isterse topun izleyeceği yolun denklemi. Yani aslında şuradaki şu kırmızı doğrunun denklemi soruluyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde çizecek olursak aslında x eksenini 25'te, y eksenini 60'ta kesen doğrunun denklemi isteniyor. Neydi bu? X bölü 25, y bölü 60 eşittir 1. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapalım sizle beraber. Burası 60, burası 25 olacak. Ne diyeceğiz? 60x artı 25y eşittir 60 çarpı 25. Ne yapalım? 5 ile sadeleştirelim arkadaşlar. 12x, burası 5y. Burayı 5 ile sadeleştirirsek o da ne olacaktır? 300 olacaktır. Demek ki doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 7. sorudayız arkadaşlar. 7. soruda OAB, CAD ve FDE eşkenar üçgenleri verilmiş. BCCA ve CED eşitlikleri de verilmiş arkadaşlar. B ve F noktalarından geçen şuradaki D doğrusunun denklemi. Şimdi bizden pardon, eğim istenmiş. Eğim istediğin için bir orandır. Dolayısıyla biz keyfi olarak bir sayısal değer verebiliriz. Çünkü sonuçta sadeleşecek. Şuradaki en küçük üçgenimiz FED'de arkadaşlar, FD uzunluğuna biz burada 2 birim diyelim. Şu şekilde. Şuradan bir dikme ineceğiz. Burası ne olacak? 1, 1. Burası da kök 3 arkadaşlar. Burası da 2 olacak. Burası da 2, burası da 2, pardon, burası 4. Burası 4 olacak. Çünkü bakın eşkenar üçgen olduğu için burası 4, 4, 4 olacak. Peki eşitse burası da 4. O zaman bunlar 8, 8. Bakın şöyle yukarıdan bir dikme indirelim. İndik. Burası 4, burası 4, burası 4, kök 3 arkadaşlar. Burası yarım olduğu için, hatta şuradaki eşkenar üçgenden burası da 2 kök 3 çıkar. Şimdi ne yapalım? Şuranın kaç olduğunu biliyorum. 8. Bakın şurası da 1 ise demek ki F noktası 9'a. Yüksekliğe bakacağım. Burası 2 kök 3, burası da kök 3. O zaman 9'a 3 kök 3 olur arkadaşlar. B noktasına bakalım. B noktası bakın absis 4. Ordinat da 4 kök 3. Şimdi ben FB'nin eğimini bulacağım. Ne diyeceğim arkadaşlar? Y'lerin farkı, yani 4 kök 3 eksi 3 kök 3 bölü, ne diyeceğim? Absislerin farkı. Yukarısı kök 3, aşağısı eksi 5 olur. Doğru cevap da C olur arkadaşlar. 8. sorudayız. 8. soruda ABCD dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olarak verilmiş. C noktasının koordinatları toplamı. Şimdi o zaman ben buraya K dersem burası da 3K olur. Bakın şuradan bir dikme inersem şöyle. Burası alfa, teta. 90 olduğu için alfa, teta olur. Şimdi şuradaki üçgenimizle buradaki üçgenimiz nedir? Benzerdir. Benzerlik oranına bakalım. 90'ın baktığı arkadaşlar K, 90'ın baktığı 3K, o zaman 3 katı. Şimdi burası 3, burası 2. Diğer üçgende alfanın baktığı 3 katı ne olacak arkadaşlar? 9. Teta'nın baktığı burada 2 idi. Burada ne olacak? 3 katından 6. Şimdi burası 9 birim, burası 9 birim. Demek ki C noktası 9'a 9 olacak. Koordinatları toplam isteniyor.
D şıkkı. 9. sorudayız. A noktası verilmiş arkadaşlar. 4,2. Y eşittir 2x doğrusuna göre simetri olan noktanın orijine olan uzaklığı soruluyor. Şimdi bakın şöyle çizelim. Y eşittir 2x doğrusu bu. Burada verilen bir A noktamız var. 4,2. Şimdi A noktasının simetrisini aldığımız zaman o noktaya da A üssü diyelim. Biliyorsunuz simetrik noktalar simetri eksenine eşit uzaklıklardır ve diktirler. Şimdi burada şu şekilde yaparsanız buradaki hem yükseklik kenarortay ilişkisinden bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Buradaki OA parçasıyla OA üssü parçası birbirine eşit. Ben burada o zaman OA'yı bulursam tabii otomatikmen simetrisi alınan noktanın da yani A üssünün de neyini bulmuş olurum? Orijine olan uzaklığını bulurum. Neydi arkadaşlar orijine uzaklık? Apsisleri burası 0 0. Apsisleri farkının yani 4 eksi 0'ın karesi artı ordinatları farkının karesi kök içinde. Şimdi o A uzaklığına bakalım ne olacak? 16 4 kök içinde kök 20 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 gelir arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soruda 1, 2 ve 3 nolu yollar verilmiş. Buradaki 1 ve 3 birbirine dik olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta anlatılan bakalım neler var. Şimdi buradaki ilerleyen araba buradaki satılık evi görüyor. İlerliyor ve C noktasında emlak ofisine gidip bu evi soruyor. Şurada tabloda verilen arkadaşlar A noktasında 1'e ve 3'e, B noktasında 1'e ve 3'e, D noktasında 1'e ve 3'e olan uzaklıkları. Şimdi sırasıyla bunları yazalım. A noktasında 1 nolu yola 0. Çünkü zaten 1 nolu yolun üzerinde. 3 nolu yola 2. O zaman şurası 2 birim olacak. B'ye bakalım. B noktasında 1 nolu yola 4. Yani o zaman şurası 4 olacak arkadaşlar. 3 nolu yola 0 diyeyim. Zaten 3 nolu yolun üstünde olduğu için. En son bakalım arkadaşlar. D noktasının 1 nolu yola uzaklığı yani şurası bakın arkadaşlar. Ne kadarmış? N artı 20. 3 nolu yola uzaklığı da N demiş. Yani şurası bakın N oluyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz 2 nolu yolun eğimi ne diyeceğiz? Şuradaki üçgenden 4 bölü 2 yazabiliriz. Şimdi şeye dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki AD'nin eğimi buradaki az önce bulduğumuz şu AB'nin eğiminden daha küçüktür. Çünkü bakın dikkat edin. Tanjantın alfa değeri küçük olduğu için. Dolayısıyla ben burada arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Eğer AD'nin eğimini yazarsam nereden yazacağım onu? Şuradaki bakın karşı komşudan hemen yazıyorum onu. N artı 20 bölü N artı 2. Bu eğim kimden küçük olmak zorunda? İlk bulduğumuz 4 bölü 2'den. Şimdi hemen şu şekilde ne yapalım? Şuna 2 diyelim. N artı 20, N artı 2'yi karşıya gönderdik. 2N artı 4. N'i bu tarafa, 4'ü bu tarafa attık. N buradan ne geldi? 16. N dolayısıyla nereden büyük olacak arkadaşlar? 16'dan büyük olacak. En küçük değeri de ne olur arkadaşlar? D şıkkı. 11. sorudayız arkadaşlar. 11. soruda birim kareli bir zemin verilmiş arkadaşlar. Burada 2.00 ve 1,1 olarak ne yapmış? İşaretlenmiş. Bizden istenen aşağıdaki doğrular şekildeki birim kareli zeminde çizildiğinde hangi doğru en fazla sayıda köşe noktasından geçer diyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu şekilde biz eksenleri bir çizelim sizle beraber. 0'a 0 noktası burası olduğu için şurası x, şurası da ne olacak? Y ekseni. Şimdi y eşittir x artı 3 doğrusunda x'e 0 verdik. Y'miz
3 oldu. Bakın şurası. Y'ye 0 verdik. X eksi 3 oldu. O da şurası arkadaşlar. Şu şekilde çizersek kaç tane köşe noktasından geçiyor? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şunun için 6 yazalım. Y eşittir 2x doğrusu orijinden geçecek ve eğim 2 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu şekilde şöyle çizeceğim. Devam ediyorum. Şu şekilde çizdim. Yine buradan devam ettim. Şöyle. Bunun da bakın köşe olarak 1, 2, 3 ve 4. Onu da şöyle yazdım. X eşittir 2y eğim 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. 1 bölü 2 olacaksa bakın şöyle orijinden geçecek. Şöyle devam ediyorum. Böyle devam ettim. Fakat tabi buradan da devam edeceğiz. Ve buradan da devam edeceğiz. Toplam kaç tane? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdilik en fazla bu oldu. 2x eşittir 3y demiş. Eğim 2 bölü 3 arkadaşlar. Eğim 2 bölü 3 ise nasıl olacak arkadaşlar? Şuradan 3, bakın. Bakın şöyle bakıyoruz. 3'e 3'e 2. Demek ki onu da şöyle siyah renkle göstereyim. 3'e 2. Bakın şöyle geçecek. Zaten şurada bir tane oldu. Bu taraftan da devam ettirirsek şöyle. Bakın bu da iki tane oldu. 2x eşittir 1 doğrusu. X eşittir 1 bölü 2 doğrusunu olduğunu düşün. Bu arkadaşlar bakın şu şekilde x eksenini 1 bölü 2'de kesecek ki bu hiçbir köşe noktasından geçmez. Dolayısıyla en fazla geçen C şıkkı oldu. 12. sorudayız arkadaşlar. 12. soruda ABCD karesinde taralı bölgelerin alanların birbirine eşit olduğu verilmiş. S1 ve S2'nin. KBF bir eşkenar üçgen. Alanı da 4 kök 3 denmiş arkadaşlar. Karenin bir kenarı soruluyor. Şimdi ilk olarak şuralara biz S diyelim. Şunu birleştirelim köşegenimizi AC'yi. Şuraya da A dediğimizi düşünün arkadaşlar. Kare olduğu için burası da A artı S olur. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Buradaki A artı S ve buradaki de A artı S. Dolayısıyla tabanlar eşit, alanlar eşitse otomatikman ne olacaktır? Tabanlar da eşit olacaktır. Dolayısıyla OA ile AB eşitliği vardır. Hatta ben buraya A dersem, buraya A dersem burası da ne olur? A kadar olur. Ve gözüktüğü gibi arkadaşlar şuradaki OCB üçgeninden D doğrusunun eğimi 1'e 2 olarak rahatlıkla yazılabilir. Yazalım. Onu kullanacağız çünkü. Eğim D 1 bölü 2. Şu eşkenar üçgen verilmişti. Eşkenar üçgenimizi hemen şöyle bakın bir dik indirdik. Çünkü neyi kullanacağız arkadaşlar? Uzunluk karı kullanacağız. Alan 4 kök 3. Bir kenarı arkadaşlar Y olan eşkenar üçgenin alanı y kare kök 3 bölü 4'tü. Bize 4 kök 3 olarak verilmiş. Bakın kök 3'ler gider. Y kare eşittir 10 olursa y de 4 olur. Yani bir kenar 4. 4 dedik. Şuralar 2, 2. 30, 60, 90 üçgeninden yüksekliğimize ne olur? 2 kök 3 olur. Az önce eğim bulmuştuk. 1 bölü 2 D doğrusunun. Onu kullanacağız. Çünkü bakın D doğrusunun eğimini buradaki üçgen içinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yüksekliğimiz yani karşı dik kenarımız ne kadar? 2 kök 3. Peki komşu dik kenarımız ne kadar? 2A artı 2 arkadaşlar. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? Buradaki eğim olan 1 bölü 2 karşı dik kenar bölü komşu dik kenar yani 2A artı 2'yi kullanabilirim. Çapraz çarpım yapayım. 2A artı 2 eşittir 4 kök 3. 2A eşittir 4 kök 3 eksi 2. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz A buradan 2 kök 3 eksi 1 gelir arkadaşlar.
Bize karenin bir kenarı sorulmuştu. A zaten karenin bir kenarı oluyor. Doğru cevap B şıkkı. 13. sorudayız. 13. soruda y eşittir 2x artı 1 doğrusu üzerinde olup 1,2 noktasına en yakın olan noktanın apsisi soruluyor arkadaşlar. Şu şekilde bir kabaca çizelim. Y eşittir 2x artı 1 dedim. A noktası 1,2. En yakın olan nokta dik uzaklıktır. Eğer ben bu noktaya K dersem benden K noktasını istediğini bilin arkadaşlar. K'nın apsisi isteniyor. Apsisi x diyelim. Y eşittir 2x artı 1 doğrusu üzerinde olduğu için ordinatı 2x artı 1 olur. Şimdi dik doğruların eğimleri çarpımının ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eksi 1. X'in katsayısı burada 2 olduğu için D doğrusunun eğimi 2'dir. Dolayısıyla ben buraya 2 yazacağım. Buradan AK doğrusunun eğimi de eksi 1 bölü 2 olur. Ne yapıyorduk? Y'lerin farkı yani 2x artı 1 eksi 2 bölü apsislerin farkı x eksi 1. Çapraz çarpımı yapalım hemen arkadaşlar. Şurayı eksi 1 ile x eksi 1'in çarpımı olarak düşünürsek 1 eksi x. Buradaki 2 ile buradaki 2x eksi 1'in çarpımı da 4x eksi 2. Eksi 2'yi karşıya attım. 1'in yanına 3 oldu. Eksi x de bu tarafa aldım. 5x oldu. Buradan arkadaşlar x değeri kaç olur? 3 bölü 5. Doğru cevap C şıkkı. 14. sorudayız. OBCD bir yamuk demiş arkadaşlar. DC'de çemberin çapı olarak verilmiş. OD doğrusunun denklemi y eşittir 2x denmiş. Yani şuradaki doğrumuzun denklemi y eşittir 2x. BC doğrusunun da y eşittir eksi x artı 50 demiş arkadaşlar. D noktasının apsisini de 10 olarak vermiş. Bizden istenen sarıya böyle boyalı bölgenin alanı. Şimdi D'nin apsisi 10 ise eğer arkadaşlar şuradan bir dikme inelim. Şurası 11 ise y eşittir 2x doğrusu üzerinde olduğu için ordinat ne olur? O da 20 olur arkadaşlar. Şimdi C'den de bir dikme inelim. C'nin de ordinatı 20 olur. Şimdi C'nin ordinatı 20 olursa apsisini bulmak için ne yaparız? Tabii ki bize verilen y eşittir eksi x artı 50 doğrusunda yazarız arkadaşlar. Buradan da x kaç çıkar arkadaşlar? 30. Yani apsis değeri 30. Şurası 30 çıktıysa demek ki burası da 20. Çap 20 olur. Buradan da r'yi kaç buluruz arkadaşlar? 10. Başka hangi bilgiye ihtiyacım var? Şimdi bu doğruda y yerine 0 yazarsanız x eksenini kestiği noktayı da buluruz. Buradan da x kaç çıkar? 50. Demek ki arkadaşlar şurası ne olacak? 20. Şimdi ben ne yapacağım? Yamuğun alanından şuradaki yarım çemberi çıkaracağım. Önce yamuğun alanı bulalım. O, B, C, D yamuğunun alanı. Neydi? Üst taban. Bakın üst taban 20. Artı alt taban 50 bulduk. Yüksekliğimiz arkadaşlar 20 bölü 2. Bunu yapacak olursak burası ne olur arkadaşlar? 70 olur. Buradan da 10 gelir. Ne olur? 700. Şimdi yarım dairenin alanını bulacağız. Yarım daire pi. R'miz neydi arkadaşlar? Bakın burada çapı 10, 20 bulmuştuk. Yarıçap 10. Pi r kare bölü 2 diyeceğim. Bu da bana 50 pi verecek. 700'den 50 pi çıkarırsanız sarıya bölgeli boyalı bölgenin alanını bulursunuz. Doğru cevap B şıkkı olur. Dik koordinat düzleminde y eksi x eksi 2 eşittir 0 ile y artı x eksi 6 eşittir 0 doğrularının kesim noktası A olarak verilmiş arkadaşlar. A noktasının x eksenine göre simetriği B, y eksenine göre simetriği de C verilmiş. Alan ABC soruluyor. İlk olarak bu doğruların kesim noktasını bulalım. Y eksi x eksi 2 eşittir 0. Y artı x eksi 6 eşittir 0. Şimdi alt alta toplarsak ne yaparız? X'lerden kurtuluruz. 2y eşittir. 8'den y kaç olur? 4. Y değerini burada yazarsak x de kaç gelir arkadaşlar? 2. Şimdi kesim noktalarını bulduk. Kesim noktası 2'ye 4 arkadaşlar. 2'ye 4. A noktası bu. A noktasının x eksenine göre simetrisi alınacak arkadaşlar. Simetrisini aldım. O da b olarak verilmiş. 2'ye eksi 4 oldu. Y eksenine göre simetrisi de c verilmiş. C de ne olur?
eksi 2y 4. Şimdi bizden istenen burada oluşan A, B, C üçgeninin alanı arkadaşlar. Şimdi dik üçgen olduğu için ne yapacağız? Dik kenarları bulacağız. Burası 4 birim. Burası 8 birim. Alan 4 çarpı 8 bölü 2'den kaç olur? 16 olur. Doğru cevap C şıkkı. 16. sorudayız arkadaşlar. 16. soruda y eşittir eksi 5x, y eşittir 4x doğruları verilmiş. AB'nin OX'e paralel ve AB uzunluğu da 18 olarak verilmiş arkadaşlar. B noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. Şimdi şuradan B'den bir dikme inelim. Eğimimiz 4. Dolayısıyla buraya 4K dersek burası K olur. Yine bu taraftan bir dikme ineceğiz arkadaşlar. Hatta 4K'ya K demeyelim. Çünkü bu taraftan da eğim 5 çıkacak. Dolayısıyla buraya 20K diyelim. Eğimden 4 olduğundan dolayı da buraya 5K diyelim. Şimdi tabi burası da 20K olacak. Eğim eksi 5. Dolayısıyla burasının 4K olması lazım. Şimdi arkadaşlar AB uzunluğu, yani şuradaki uzunluğumuz 18'di. Bu 5K artı 4K'nın da 18 olduğu anlamına gelir. Buradan da K kaç gelir? 2. Bize sorulan B noktasının koordinatları toplamı. Şimdi B noktası absis olarak 5K, ordinat olarak da 20K. Bize sorulan 5K ile 20K'nın toplamı, yani 25K. K'yı 2 bulduk. Buradan da kaç gelir arkadaşlar? 50. Doğru cevabımız ne olur? C şıkkı.